İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Muvaffak olmak için. Halid-i Bağdadi büyük bir evliyadır. Tesirli sözleriyle nasihatleri vardır. O bir gün buyurdu ki, muvaffak olmak için günah işlememesi lazım gelir kişinin. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kadisiye Savaşı'nda 200.000 kafiri görmüştü karşısında. Çok muhkem kaleler ve manialar, nehirler ve İran ordusunda var idi hem de filler. Yani çok zor ve çetin olacaktı iş bu harp. Zira o güne kadar fil görmemişti ashab. Halife Ömer Faruk, ordu kumandanına kısa bir mektup yazıp gönderdi derhal ona. Mektup iki satırdan ibaretti kısacık. Bir taktik veriyordu kumandana pek açık. Yazmıştı ki, "Düşmandan sakın korkma ya Sa'd. Ve hiç günah işleme, hem buna verme fırsat. Askerin arasında varsa günah işleyen, ayır o kimseleri askerinin içinden. Zira günah işlerse sen ve senin askerin, o İran ordusundan ne farkın kalır senin? Şunu da bilmiş ol ki, hem de kesin olarak, Allah günah işleyen kavmi etmez muvaffak. Öyleyse yapacak iş, her şeyden daha önce, dini İslamiyeti öğrenmektir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Bir kişi kendisini akıllı sanır ise, daima sıkıntı ve çile çeker o kimse. Çünkü böyle zannetmek nefsinin arzusudur. Nefsini dinleyen de bulamaz rahat huzur. Sırf nefsi kırmak için gelmiştir İslamiyet. Allahü Teala'ya düşmandır nefis elbet. Kırabilmek için de bu nefsi emmareyi öğrenmek lazım gelir İslam'ı gayet iyi. Yani biz nefse değil, nefs bize uyacaktır. Nefsine uymayanlar yarın kurtulacaktır. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep, haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Çünkü edep ve haya ziynettir insana hep. Vasıl olamamıştır Hakk'a hiçbir bi edep. Bir gün cemaatine dedi ki, Cenab-ı Hak halk eyledi bizleri seçilmişler olarak. Bir İslam diyarında mümin anne babadan geldik ki büyük nimet olamaz daha bundan. Zira bugün dünyada yaşayan bu insanlar, içinde nice bedbaht, talihsiz kimseler var. Yani Hak Teâlâ'yı bilmeyen nice insan,
kendi yaratanına ediyor günah, isyan. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, iman gibi kıymetli bir nimet verdi bize. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi, günah olan işlerdir. Bunlar Allah-u Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi, Allah-u Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allah-u Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allah-u Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye müttaki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi, İslamiyete
uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve met etmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. İsterseniz bugün ben başlayayım. Buyurun. Müsaade ederseniz. Hepsi soru soracak değilsiniz ya. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bazı konular var Mustafa Bey. Ona tekrar tekrar söylemekte fayda var. Şimdi yani dinleyicilerimiz de bunu biliyorlar. Cumartesi, pazar günleri biz banttan veriyoruz. Banta gelenleri de aynı şekilde daha önce WhatsApp üzerinden veya mail üzerinden sual soranlar oluyor. Onlar toplanıyor. Bugünlerde veriliyor. Bazen yetişmeyebiliyor. Önceki yıllarda verilenleri banttan verilme mecburiyeti oluyor. Mesela siz hastalanabiliyorsunuz, biz hastalanabiliyoruz. Böyle bir durumda söz. Banttan verilebiliyor. Ha diyeceksiniz, konuyu nereye getireceksiniz? Şimdi bazı şeyler var. Zamanla alakalı, ölçü sağlam ama kitap okunmadığı için, ölçü de bilinmediği için yani kullandığımız para birimiyle şey yapılıyor. Biz mesela huzura doğru da burada da banttan verirken mesela bilmem kaç sene önce demişiz ki 3000 lirası olan dinen zengin demişiz. Tamam mı? Bir dönem gelmiş 10.000 lirası olan zengin demişiz. Bir dönem gelmiş 50.000 lirası olan zengin demişiz. Tamam mı? Demişiz. Evet. Bir dönem gelmiş 100.000 lirası olan demişiz. Şimdi 200.000 lira diyorsun. 300.000'e doğru gidiyor. Şimdi orada değişen Türk parası değil. Döviz de değil. Ya altın. Çünkü İslamiyet onu altına bağlamıştır. 20 miskal altın. 4 mezhepte de bu 20 miskaldir. Fakat bir miskalin gram olarak karşılığı örfi ve şer'i diye ayrılmış. Hanefi mezhebinde şer'i olan esas alınır. Şer'i olan bir miskal 4.8 gramdır. 4.8 20 ile çarpıldığı zaman bugün bizim kullandığımız gram çıkıyor. Ne çıkıyor? 96 gram. Yani 96 gram altını olan ve bunun karşılığı parası olan dine zengindir Hanefi mezhebinde. 96 gram altını ve bunun karşılığı parası olan dine zengindir. Bu 96 gram yani 20 miskal hiç değişmez. Ama bunun karşılığı olan Türk parası sabit değildir. Değişebilir. 3000 de olmuş, 10.000 de olmuş, 100.000 de olmuş, 200.000 de olmuş. Değişebilir. Hani bazen şey yapılıyor falan dönüyorlar falan. Aa siz 3000 lirası olan zengin dediniz.
Yok, şimdi o zaman zengin değildi. Şimdi mesela onu 2024'te anlayan da mı arıyor yani? Anlayan da arıyor değil mi? Meseleyi bilen de arıyor. Yani tamam olabilir söylemişiz de. Hayır, o zaman. O zamanki şey yani. Banta alınmış yani şey yapılmıştır, o bant verilmiş, o bantın içerisinde de o zaman öyle söylendiği için de söyleniyor. Yoksa zamanla alakalı değil. Biz mesela İslam ve Toplum Programı günlük şey yaptığımızda o şeyi takip ediyoruz. Zaman zaman da söylüyoruz, altının fiyatı bu oldu. Ve o bir gram altını da mesela piyasada gazetede söylenen bir gram altın şu kadar oldu, ona göre hesaplamıyoruz. Yani neye göre hesaplıyoruz? Bu Cumhuriyet veya da Ata Lira ya da Hamit Lira. Bunların fiyatları aynı. 7-10'daki gramdır bunlar. Fiyatı kaç para? Mesela diyelim ki 30 bin lira. 30 bin bölü 7.2 gram ya. Evet. Böldüğümüz zaman bir gram altın çıkıyor. O zaman bir gram altın, biz buna göre bakacağız. Gazetelerde yayınlanan değil veya televizyonlarda verilen değil. Buna göre bakıyoruz. Ve bir gram altının fiyatını bulunca 96 ile çarpınca karşımıza o günkü bizim para birimimize göre altının fiyatlanması veya da paranın değerini kaybetmesi neticesinde Türk parası olarak veya euro olarak, dolar olarak, sterlin olarak ne çıkıyor? Türk parası olarak demek ki bu kadar parası olan dinen zengindir diyebiliyoruz. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yoksa insanlar sıkıntıya düşüyor. Bu bir. İkincisi bir de şimdi her sene mesela İslam ve Toplum Programı'nda 3 aylar yaklaşırken biz ikaz ediyoruz. Mustafa Bey mesela Türkiye takviminde yazıyor. Rebi'l evvel, Rebi'l ahir, Cemazil evvel, Cemazil ahir, Recep, Şaban, Ramazan yazıyor. Bir de takvime oraya bak, tamam mı? Efendim ben 3 aylarda mesela diyor oruç, kefaret tutacağım. Kefaret deyince 60 gün arka arkasına, kadını da erkeği de 60 gün arka arkasına tutması gerekir. Hastalık, yolculuk burada özür değil. Hasta olsa da tutacak, yolcu olsa da tutacak. Bir tek kadınların muayyen halleri istisna buyuruluyor. Muayyen hali biter bitmez devam edecek. Bunun için de mesela her sene 3 aylarda oruç tutacak olan bilhassa hanımlar, erkeklerine de dikkat etmesi gerekir. Çünkü Recep ve Şaban ayları 29-29 çekebilir. 60'a tamamlayamayabilir. Bunun için de yani bir hanım muayyen gününü hesap edecek. Recep ayı gelmeden ya ben 3 hafta önce, hatta 1 ay öncesinden başlasın. Ramazan-ı Şerif girmeden önce 60'ı tamamlaması lazım. Tamamlayamazsa önceki tutukları olmuyor da mı bunu anlatıyorsun? Evet, olmuyor. Peki boşa hatta saadeti ebediyede buyuruyor. Evet, boşa gidiyor. Sıfırdan başlayacak. Hatta buyuruyor ki mesela 58'e geldi. Ramazan-ı Şerif ertesi gün giriyor. Hemen bunun sefere çıkması lazım. Çünkü Ramazan orucu seferde farz değil. Ruhsat var, izin var. Dolayısıyla bu kefaretini tamamlar. Ondan sonra Ramazan orucuna devam eder. O Ramazan orucunun 2 günü Ramazan kabul edilmediği için Ramazan'dan sonra kaza eder. Yani bazı şeyler var. Onları iyi anlamak gerekir. Onları iyi anlamak gerekir. Bir de bu iskat hesabında. İskat hesabında. Mesela Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o kitapları hazırlarken o zaman mesela orada da esas olan 1750 gram buğdaydır. Namaz iskatında esas olan bir vakit için. Bir günlük namaz için 10,5 kilo buğday eder buyuruyor. 365 ile çarpıyorsun, bir senelik buğday iskatı. Bunu fakire vermesi gerekiyor. Evet. 30 sene 40 sene ise yani tırlar dolusu aynı şekilde buğday vermesi gerekiyor. İşte tam İlmihan Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan zat oraya bunları hazırlarken ya ahirete intikal etti mübarek zat, Allah-u Teala şefaatinden aile eylesin. O zaman mesela işte bir senelik buğday yani 10,5 çarpı 365 çıkan o buğday 60 altın ediyormuş. Tamam mı? 60 altın. Her biri 7,10'da 2. 6,7,42 aşağı yukarı 420 gram veya 430 grama yakın. Bir senelik namaz iskatı. 60 altın. 1960'lardan bahsediyorum. Dolayısıyla bazısı mesela saatte bir okuyor. Efendim burası yanlış. Ya yanlış değil. Yanlış değil. Kitabın hazırlandığı zaman. Yani ona bir daha dokunulmadı. Öyle duruyor. 60 altın üzerinde yapılırsa fazla fazla olur. Peki zamanımızdaki altına göre hesap edersen otur hesap et. Senin elinden alan yok ki. Hani bazıları oturmuş hesap da yetmiş. Efendim diyor 60 altın değil de 10 altın veya 20 altın yetiyor. Eyvallah yap canım. Ama 60 altınla yaptığın zaman
ferah ferah olur. Daha çok aynı şekilde. Bir zarar olmaz yani. Bir zararı olmaz. Bir zarar olmaz. Onun için bir şeyi okurken efendim yanlış oldu. Yanlış değil ya. Bir dikkat et. Aynı şekilde bir sor. Ya bu böyle. Şimdi altın fiyatları böyle. Ben de oturdum hesap ettim. Daha düşük çıktı. Çıkabilir. Onu biz de hesap ettik. Yani siz hesap etmediniz. Yani böyle kritik mevzular oluyor. Bazen dinleyicilerimizin hani kitap okunmadığı için zihinlerine takılıyor. O zekat hesabı meselesi olsun. Ondan sonra bu iskat meselesi olsun hesaplarken. Bir de bu üç aylarda kefaret tutacaklar olsun. Ya ihtiyatlı davranın ya. Önceden ya. Yani milimi milimine gitme. Yani insanız, her şey başımıza tabii gelebilir. Tabii her şey başımıza gelebilir efendim. Madem konuyu açtınız, bir de şey konusu var. Devir yapma konusu var. Mesela zekat devrini yapmak lazım. Altınla. Altınla. Sonra para olarak verebiliriz gibi. Hani biz de yaparız deyince vatandaş da dinleyicilerimiz de bizi arıyorlar mesela onu yaparken. Bunu da bizi aramaları şart değil. Yapabilirler kendileri de. Tabii. Çok kolay yani. Onu da bir kere de anlatır mısın? Estağfurullah. Yani biz ne yapıyoruz ki burada? Hani onu merak edenler var. Şimdi nasıl yapıyorsunuz o devri? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dört mezhepte de dört türlü zekat malı var. Birincisi altın ve gümüş. Bütün dövizi, Türk parası hepsi bunun içerisine dahildir. Altın ve gümüş ama esas olan. Evet. Onsa ticaret malı. Evet. Altın ve gümüş de ticaret malında 1/40'dır. Onsa hayvan zekatı. Koyun keçi 40'tan 120'ye kadar bir tane verilir. Ondan sonra işte her yüzde saatte belli de var bu. Sığır için bildirilmiş. Ondan sonra deve için bildirilmiş. Oraya bakılır. Elinde ne kadar var orada ölçü bildirilmiş. Bir de toprak mahsulü var. Toprak mahsulü zekatı var. Topraktan elde ettiğimiz. Efendim nohuttu, fasulyeydi, pancardı, buğdaydı, fındıktı, şeftaliydi, armuttu neyse. Orada ölçü bildirilmiş. Uşur ki, dediğimiz şeyle aynı değil mi bu? Uşur işte bu. Toprak mahsulü zekatı. Zekat yani bu. Evet. Ama ismine uşur deniyor. Yağmur suyuyla sulanıyorsa mesela buğdayla genellikle öyle. İstisna olarak sulanan arazilerde buğday da ekildiği olabiliyor. Bazen şimdi motorla da sulanmış olabiliyor. İstisnadır ama onlar. Onda bir verilir yağmur suyuyla sulanan. Ama motor suyuyla sulanan 20'de bir verilir. Meyve, sebze, tahıl hepsi bunun içerisine dahil. Şimdi kitapta anlatılırken buyuruyor ki uşur, hayvan zekatı, ticaret malı. Bunların kendilerinden verilir. Ben mesela mobilya ticareti yapıyorum. Hesap ettim. 1/40 verilecekti orada. 1/40, işte 10 sandalye bir masa ediyor. 10 sandalye bir masayı fakire versem zekatımı vermiş oldum. Yok ben gıda işi üzerine çalışıyorum. Ha o zaman 1/40'ını hesap ettim. Baktım bir çuval un, bir çuval toz şekeri. Ondan sonra ne bileyim ben işte bir teneke yağ. Bir çuval da pirinç. Bir çuval da pirinç. Etli. Götürdüm fakire verdim. Zekatımı verdim. Verdim bitti. Hayvan zekatı. Baktım. Dedim benimki bu kadar. Bir tane koyun vereceğim. Çıkardım koyunu götürdüm verdim. Verdim zekatını. Toprak mahsulü zekatı. Onunkini de aynı şekilde topraktan çıkan. Mesela benim diyelim ki zeytinim var, fındığım var falan. Yağmur suyuyla sulanıyor. Peki 1/10 vereceğim. Zeytini topladım 1/10. Fındığı topladım 1/10. Ve uşurda mesela ticaret malında sadece borç düşülüyor. Altın ve gümüş de düşülüyor. Buralarda düşmüyor. Hayvan zekatında bir şeyler de düşmüyor. Uşurda da düşmüyor. Orada da 1/10 veya 20'de 1'ini verdim. Şimdi buyuruyor kitapta. Bunların kendinden verildiği gibi kendinden vermeyeceksen. Mesela hayvanı vermeyeceksen, koyunu vermeyeceksen. O koyunun bedelini altın olarak vereceksin. Bak altın diyor. Dinin emri bu. Efendim toprak mahsulü zekatı. Efendim ben işte buğday vermiyorum. Bedelini altın olarak veriyorsun. Veya zeytini vermiyor. Bedelini altın olarak veriyorsun diyorsun. Efendim ben mobilyacıyım işte masa sandalye vermeyeyim. Altın olarak bedelini veriyorsun. Tamam? Hep altın diyor. Ve ondan sonra da mesela saatte bir dedi uzun uzun anlatılmış bu. Niye altın? Çünkü Allah-u Teala altın ve gümüşü insanlar arasında alışverişte muamele için ölçü olarak yaratmış. Ve zekat bir ibadettir. Ve zekatın da nisabı altın üzerinedir. 20 miskaldir 96 gram. Dolayısıyla kağıt paraların bir kıymeti yok. Bir kıymeti yok. Hatta daha önce mesela 9-0'lıydı. Hatta kendiniz de şahitsiniz. Benim elime öyle 9-0'lı bir 10 milyon geçtiydi. Geldim dedim çocuklar dedim. Ben çok zengin oldum 10 milyon oldum. Biz de kahkahalarla gülmüştük. Evet. Ben 10 milyonu çıkarıp bakınca güldünüz.
Değil mi? Evet. Hatta bir seferinde bugün dedim 100.000 lira mı oldu? Bir demir para üzerinde 100.000 yazıyordu. İki tane hatta dedim 200.000 lira mı oldu falan. Ona da gülmüştünüz. Bak daha önce paraların üzerine 200.000 yazmışsın, 1.000.000 yazmışsın, 10.000.000 yazmışsın. Hiçbir kıymeti yok ama. Peki bir çeyrek altın mı olsaydı ne olacaktı? Öyle güler miydiniz? Yok. Aa, hocam mübarek olsun. Değil mi? Altında değişmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak onu öyle miyar, ölçü yaratmış. Bunun için de zekat altınla verilir buyuruyor. Kağıt paralarınki de altınla verilir. Şimdi adamın elinde diyelim ki 1.000.000 lira parası var. Ne kadar verecek? 25.000 lira zekat verecek bu değil mi? Öyle mi hesap ettim? Yanlış değil değil mi? Evet. Kağıt para olarak verilir verilmez. Verilebilmesi için 25 bin lira kaç gram altın ediyor? Efendim 10 gram altın ediyor. Tamam. Bunu bilen birisine, fakir birisine veya fakir vekiline 10 gram altın, 10 gram bir bilezik var. Götürdün dedin ki arkadaş zekatım olarak bu altını sana verdim. O karşıdaki biliyor bunu ama. Aldım kabul ettim. Sana hediye ettim dedi. Ya o sana yardımcı olduğu için ya vekil değil ya kendisi fakirdir. O vereceğin zekattan bir kısmını ona verirsin. Sana yardım etti. Şimdi artık kağıt para olarak dağıtabilirsin. Niye? Çünkü ben altın olarak vermekle emredilmiş bana. Bunun için biz devrini yapıyoruz. Altınla devrini yapıyoruz. Yoksa mesela dese ki ya benim aynı şekilde 100 gram altın var. 2,5 gram altın aldım. Şimdi birer gram altında basılıyor ya. Tabii. Yarım gram. Yarım gram var. İki tane birer gram, bir tane de yarım gram, 2,5 gram. Aldım bir fakire verdim. Devire yok. Gerek yok ki. Hatta 3 fakire verdim birini. 1 gram birine, 1 gram birine, 0.15 gramında birine verdim. Hiç o zaman devre gerek yok çünkü altın verilecekti. Biz niye altınla devir yapıyoruz? Kağıt parayla verildiği zaman olmadığı için devir yapıyoruz. Yoksa sen onu altın alıp da verdiğin zaman, altın olarak verdiğin zaman no problem. Herhangi problem olmuyor o zaman. Hocam son olarak da bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben diyor sizin tavsiye ettiğiniz kitapları evde okuyorum, bir hanım dinleyicimiz. Kızı da varmış böyle yetişkin. Onunla beraber. Ancak diyor okurken diyor benim kızım diyor başı açık işte pantolon giyen bir insan. Ona bu şekilde diyor okusam bir mahsur var mı? Okusun okusun. Birincisi bu. Bir sorusu daha var. O da diyor ki hani ben bazen ona diyorum ki sakın dar elbise giyme, şunu yapma, bunu yapma falan. Bana kızıyor diyor işte niye karışıp duruyorsun sen bana diyor. Acaba diyor sırf kitap mı okuyayım diyor, böyle tavsiyelerde de bulunayım mı diyor. Sırf kitap okusun. Kendini iş devreye sokmasın. Kitap okuyor okuyor bir gün o da Allah-u Teala'nın bir kulu. Bir cümle bir kelime dikkatini çeker. Ne demek o der? Kendi bakar, kendi şey yapar. O anda da hidayet kapısı açılıverir. Ondan sonra sen ona dar elbise giydiremezsin. Değil mi? Artık kendisi dikkat eder. Tabii kendisi dikkat eder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.